Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hemen afet bölgesi Malatya'ya doğru yola çıktılar. Gece bölgeye vardıklarında ise zaman kaybetmeden enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarına katıldılar. Onlar Konya'nın kurbağa adamları. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Hamirliğine bağlı dalgıç polisler bu kez su altında değil, karada vatandaşların imdadına yetişti. Sıralım size. Ayağını koysun komiserim. Biz ayağını koyarsak olsun. Bizim de canımız ya. 6 kişilik ekip depremin vurduğu Malatya'yı karış karış gezdi. Tek niyetleri enkaz altında kalanları sağ çıkarmaktı. Öyle de oldu. Depremin ilk gününden bu tarafa enkaz altından 9 vatandaşımızı sağ çıkarmayı başardılar. Dumurdarsan düşerik. Murat tut komiser, tut seni komiserdi. Kaldır, kaldırıyoruz da, kaldırıyoruz. Teyzeyi kaldırıyoruz abi. Yok. Arama ve kurtarma çalışmalarıyla yetinmediler. Evlerde mahsur kalan yatalak hastaları dahi arçılara rağmen binalardan çıkardılar. Sallıyor. Bir daha geliyor. Yavaş. Çok yavaş. Tamam. Yavaş. Allah'ın izniyle halledeceğiz. Afet gece gündüz tanımıyordu. Onlarsa durmak nedir bilmiyordu. Yeri geldi arama kurtarma yaptılar. Yeri geldi depremzedelere gıda yardımında bulundular. Tabii fırsatçılara da göz açtırmadılar. Bölgede güvenliği üst düzeyde tutarak yağmacıları kız kıvrak yakaladılar. Bak tamam. Bak enkazın üzerinde alıyoruz. Yaptığın şey doğru değil, yapma. Kimileri devlet nerede diye sosyal medyada ve ekranlarda siyasi ve dijital yağmacılık yaparken, onlar depremin ilk anından itibaren bölgede devletin şefkatli elini uzatmakla meşguldü. Ben yeni memur değilim, ben polisim. Bu durumda şimdi bunlarla idare edeceğiz. İlerleyen zamanlarda bunların hepsi düzelecek.